Biz de bugün böyle güzel bir gün. Bugünü biraz kutsal topraklara uzanarak analım istedik. İlahiyat yazar Sayın Adnan Şensoy ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Sağolunuz. Şimdi ben bugün Mescid-i Haram'a gitmek istiyorum. Bugün Kabe'yi görmek istiyorum. Belki gidemiyoruz, dokunamıyoruz. Şöyle bir sarılıp Kabe'mizle buluşamıyoruz ama en azından unutmayalım değil mi? En azından kalbimizdeki yeri biraz daha şöyle perçinlensin istiyorum. Şöyle bir Kabe'ye uzanalım beraber. Çok güzel olur. Zaten günde 5 vakit yaptığımız bir ibadetimiz var. Evet. O ibadette nereye yöneliyoruz? Kıblemiz diyoruz değil mi? Evet. Kıble olarak yöneldiğimiz yer neresi? Kabe-i Muazzama. Yani günde 5 vakit. Ne yaparsak edelim, Rabbim zaten yüzümüzü oraya çeviriyor. İnşallah gönlümüz de daim orada olur. Aynen. Şimdi biz tabii coğrafi olarak bir, iki, ilmi olarak Kabe'yi, Mescid-i Haram'ı, hatta Mekke'yi daha da böyle büyüterek söylüyorum, bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Hadi bugün biraz öğrenelim diyorum. Kabe'nin her bir köşesinin bir anlamı var. İsterseniz buradan başlayalım. En önemli köşeden başlayalım isterseniz. Hayrül Esved'den başlayalım mı? İsterseniz köşeden önce Kabe'nin bizzat kendisinden başlayalım. Olur, olur. Mesela biliyorsunuz ki yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk yerin Kabe olduğunu Allah. İnsanlığın yeryüzünde ilk defa ne zaman soluk bulduğuyla alakalı kesin bir bilgi elimizde yok. Ancak bilimsel araştırmalar ön plana koyuyor ki M.Ö. 233 milyon yıl kadar önce levha teknoti denilen bir uygulamanın gerçekleştiğini yorumluyorlar. Nedir o? Aslında bütün kıtalar tekmiş, birmiş. M.Ö. 1 milyon yıl kadar önce bu levha teknoti dediğimiz yer kürenin işte altta bulunan çekirdeğin oluşturmuş olduğu sıcak etkileşimler, depremler sebebiyle bütün kıtalar birbirinden ayrışmaya başlamış. Biz ilk başta varoluşun 3,5 milyar yıl kadar önce dünyada olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün varlık halimin hani önceden size konuştuğumuz gibi Big Bang ile 13,8 milyar yıl kadar önce vücut bulduğunu tahmin ediyoruz. Şu andaki bilimsel verimiz bu yönde. Evet. Gittik eksi milattan önce 233 milyar, milyon yıl önceye. Bütün kıtalar tek bir yerde. Hepsinin ortasında bir yer var. Neresi? Estağfirullah. İnne evvel beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekkate mübâreken ve huden lil âlemîn. Yeryüzünde ibadet maksadı inşa edilen ilk beyt, ilk yer denilen Kabe inşa edildi. Bize göre yeryüzündeki ilk insan kim? Hazreti Adem. İlk peygamber kim? Yine Hazreti Adem. Demek ki ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'se, yeryüzünde inşa edilen ilk ibadet mekanı da Kabe ise, demek ki Kabe'den bahsettiğimiz zaman sadece peygamberimize değil, sadece Hazreti İbrahim'e de değil, ta ilk insan Hazreti Adem'e kadar gitmemiz gerekiyor. Evet. Demek ki bütün insanlığı bağlayan bir geçmişe gitmiş oluyoruz. Hatta Adem babamız cennetten dünyaya indirdiğinde Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka bölgesine, Havva annemiz bugün hala kabrinin bulunduğu Cidde'ye indirilmiştir. Cidde Arapça'da Ciddetü sonunda tay-ı marbuta vardır. Yani büyük anne demektir Cidde. Yani aslında isminin verilmesi Havva annemizin kabri orada olduğu içindir. Evet. Aradan geçen yıllar sonra Mekke'de Allah onları hacıların Arafa günü buluştukları Arafat'ta buluşturur. Meleklerin temelini inşa ettiği Kabe'nin olduğu yerde Hazreti Adem'e Kabe'yi yaptırır. Ta ki Nuh tufanına kadar. Kabe'nin üstü açıktır, duvarları geniştir, yüksekliği ise ihtilaflıdır 10-15 metre kadar civarı. Allah Azze ve Celle neden yeryüzünde bir mekan takdir eder? Çünkü yaratan yarattığını en iyi bilir. Yeryüzünde kullarının tek bir yöne yönelmesini ister. Kalplerinde tevhid, hakikat bulsun. Bir de yaratılışlarının temellerine koymuş olduğu, inandıklarını zahiren de temayül edilecekleri bir yapı bulunsun. Hani bir de camilerde buluşmamız gibi namazları evde kılabiliriz. Ama peygamber diyor ki illa camiye gelin. Cumaları herkes tek başına kılabilir mi? Hayır, mutlaka camiye gelin. Neden? İnsanların fıtratında muhtaç oldukları o zahire yansıyacak olan birlikteliği görmek için. Aradan geçen yüzlerce ve hatta binler yıl sonra Nuh tufanıyla Kabe-i Muazzama yerinden göğe yükselir. Kabe yoktur. Peki oraya gelen peygamberler ne yapmıştır? Kabe taş duvar mıdır yoksa o mekan mıdır?
Biz biliyoruz ki İbn-i Sa'd Tabakati gibi ilk dönem eserlerinde, hatta Ezrakiye'nin Ahbar-ı Mekkesi gibi eserler ki ilk dönemde Kabe tarihini anlatan erler, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kabri Kabe'nin olduğu yerde. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kabri de orada, Salih Aleyhisselam'ın kabri de orada. Kabe Aleyhisselam'dan sonra kaldı, nasıl onlar oraya gelmişler? Belki bina olarak olmamış ama yeri belli olduğu için peygamberler oraya gelip yine tavafta bulunmuşlar. Belki bir de arayış mı vardı acaba? Yönlendiriş, bir yönlendiriş ve dolayısıyla bir arayışı değil mi? Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam Mekke mi? Urfa'dan çıkıyor. Hanımı Sara ile beraber Mısır'a gidiyor. Mısır firavunu onlara Hacer'i hediye ediyor. Filistin'de biraz önce Kudüs'ten bahsettiniz. Orada beraber evliliklerini gerçekleştiriyorlar. Hacer'den İsmail oluyor. Hazreti Hacer İsmail'in arz-ı mukaddese bırakılması isteniyor. Yani Mescid-i Haram'ın, yani Faran dağlarının olduğu yere getirilmesi isteniyor. Hazreti İbrahim Mekke'ye gelmiş. Yanında Hacer ve İsmail. İn yok, cin yok, kimse yok. Ama bırakırken diyor ki, Estağfirullah, Rabbi niyeskentu riyyeti. Rabbim ben evladım bir kısmını, indaytikel muharram. Senin mübarek beytinin yanına bırakıyorum diyor. Kabe var orada. Yok. Yapı yok. Ama demek ki Kabe sadece o duvar değil. Kabe bulunduğu mana alemini içinde barındıran bir beyt. Nereden biliyoruz? Ahlak muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan Efendimiz Hazreti Muhammed'in emini Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükseldiğinde baktı ki meleklerin semada, arşta tavaf ettikleri bir beyt var. Ne dedi? Beyt-i Mamur dediler. İz düşümü dediler ki Kabe'nin olduğu yere düşüyor. Demek ki Kabe aslında meleklerin arşta tavaf ettikleri beytin yeryüzündeki iz düşümü. Hazreti İbrahim bunu biliyordu. İlginç bir şey değil mi? O da namaz kılarken nereye yöneliyordu Hazreti İbrahim? Urfa'dayken namaz kılıyordu. Kudüs'teyken de namaz kılıyordu. Hatta Kubbetü Sahra diye bildiğiniz yer, o altın kubbe 990'larda Ürdün Haşimi Kralı tarafından yapıldı. Ameviler döneminden beri orada bir gümüşten kubbenin vesaire olduğunu biliyoruz. Orada Ruhlar Mağarası denilen bir yer var kubbenin altında. Orada ilk namaz kılan kim? Mihrabı gördünüz değil mi orada? Evet, evet. O mihrab kimin mihrabı? Hazreti İbrahim'in mihrabı. Ona atfedilen mihrab. Evet. Orada Hazreti İbrahim'in yöneldiği yerde neresi? Mekke, Kabe-i Muazzama'nın olduğu yer. Bunları biliyorlar. Kabe'ye geldi, Kabe yok. Rabbim emrin gereğince buraya yaktım onları dedi, gitti. Aradan yıllar geçti. İlk başta tabii Hacer ile İsmail'in olduğu yere cürhümler geldi. Bir soru daha. Sıkılıyor musunuz soruları? Estağfurullah. Bilememekten utanıyorum. Estağfurullah. Şimdi insan çok iyi bildiği bir şey bile olsa sınav psikolojisi vardır bizim toplumumuzda. Hazreti İsmail Arap mıydı? Bir ötesi, Hazreti İbrahim Arap mıydı? Önemli bir soru. Şimdi Araplar ikidir, sizi fasıkmadan sabah sabah. Araplar ikidir. Arabı Aribe, Arabı Mustaribe. Arabı Aribe dediğimiz gerçek Araplar. Kimdir bunlar? Yemen'den gelenler. Kim bunlar? Hazreti Hacer ile İsmail'i Mekke'nin Ebu Kays, Kuaykan, Ecat gibi dağların ortasında bir kuyunun yanında bulduklarında yanlarına ikame için izin alan cürhümiler. Yani asıl Araplar bunlar. Hazreti İsmail. Kim babası? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim nereli? Şanlıurfalı. Urfa'da doğdu, Urfa'da büyüdü, oradan çıktı. Yani o bölgenin milletine mensup. Türk derseniz, Kürt derseniz, başka bir şey derseniz millet çok da önemli değil ki. Oradan geliyor. Onlara da Arabı Mustagribe, sonradan Araplaşmış olanlar denir. Cürhümler izin istediler. Hazreti Hacer dedi ki, bir ara sizle beraber konuşuruz Zemzem'de uzun uzun. Zemzem'in çıktığı yerdeki su çulacak dedi. Evet. Burada oturabilirsiniz. Oturdular. Yıllar geçti. Bahsettiğimiz tarih milattan önce 1800'lerle 2000'ler. Hazreti İbrahim Allah'tan izin aldı. Mekke'ye geldi. Amacı nedir? İzin geldiği için evladını görmek. Baktı ki evlatçığının annesi hanımı hat etmiş. Nereye defnedilmiş? Hani köşelere geleceğiz de. Evet. Hani bizim düşüncemiz ne? Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi değil de. Bu nedir? Yerek işi daha dolu yapmak. Ben Medine'deyken, her biliyorsunuz umre gruplarını genelde Medine'ye götürürüz. Efendim ziyarete giderken hep şunu söylerim gruplara. Hurma ziyaretine gelenleri hurma bahçesine göndereceğim. Müze görmek isteyenleri istemem müzeye götüreceğim. Resulullah ile buluşanlar beni dinlesin. Gözünüzden şu betonarme yapıları kalın derim ve yavaş yavaş götürürüm. O zaman anlam kazanır. Evet. Yoksa otel vardı, çarşı neresiydi, meşhur şey soracağım gibi sorularla gittiğiniz zaman edeple gelen lütufa döner.
Boş gitmişiz, dolu gelmek istiyorsak anlamlı gitmemiz lazım. Kabe'nin köşelerine, o yüzden önce Kabe'ye küçük bir atıfla yapalım dedik. Hazreti Hacer vefat etmiş. Hazreti İsmail de onu defnetmiş. Defnettiği yerine Kabe duvarları yok. Onun mahallenin olduğu yere. Yani Hicri İsmail diye şu anda hacıların bildiği, resmi belki birazdan gelecek. Hatim dediğimiz bu. Kabe'nin canlı görüntüleri zaten veriyorlar. Veriyorlar mı? Bravo. Şu anda ekranın ortasında o Kabe'nin arka tarafındaki gölgede kalan, kalan kısım. Zaten orası niye gölgede ve açık? Mekkeli müşrikler 605 yılında inşaat yaparak açık bıraktı. Dediler ki burası gündüz gölgeliktir. Biz burayı 40 yaşını aşmış elit insanların oturabildiği bir istirahatgah yapalım dediler. Dikkat edin şu an gölge ne tarafta? Evet, gölge hemen Hicri İsmail. Müşrikler bunu bilerek orayı özellikle açık bıraktılar. Oraya sonra geleceğiz. Hazreti Hacer tam oraya defnetli. Kabe'nin içinde bir kadının kabri var. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'le buluştu. Saffat suresinde öğrendiğimiz Allah onu kurban etmesini emretti. İlerleyen programlarda belki onu da Mina'ya götürdü. Mina'dan etmesiyle alakalı rüyayı anlattı. Hazreti İsmail dedi ki baba neyle emrolunduysan onu yap dedi. Emrolunanı yapmaya çalıştı. Saffat suresinde anlatıldığı üzere bıçak kesmedi. Keser miydi? Hem de nasıl keserdi? Ateş yakar mıydı? Hem de nasıl yakardı? Su boğar mıydı? Boğmaz mı? Ama Allah dileyince benim parmağımda bulunan şu küt parçadaki moleküller ve altındaki atom altı parçacıklar, Michael Dayton diye bir tane bilim adamı vardı. Diyordu ki şu bölgede bulunan atomların her bir tanesi New York şehri kadar geniş bir komplekse sahip. Bize daha uygun bir üçlükle çevireyim. Şu parmakta görülen milyarlarca atom parçasının her birinde birer İstanbul var. Evet. Her bir parçasında. Bu da aynı, şu taş da aynı. Bu payı emredip şifa veren Allah ölüm vakti geldiğinde iyileşme dediğinde nasıl duruyorsa, suya boğma dediği zaman boğmuyor Allah Musa aleyhisselamla kavmini boğma gibi. Yakma dediği zaman yakmıyor ateş İbrahim aleyhisselamı yakmadığı gibi. Bıçak kesmiyor kesme deyince Allah İsmail'i kesmediği gibi. Kurban geldi, birinci imtihan geçti, lütuf coştu. Allah dedi ki o zaman siz hak ettiniz, Kabe'mi artık inşa edin. Ve Kabe Adem aleyhisselam zamanında inşa edilen, Nuh aleyhisselam döneminde saldırılan, peygamberlerden ziyaret edilen ama duvar olarak bir duvara sahip olmayan Kabe'yi inşa vakti geldi. Şimdi o zaman burada Hazreti İbrahim ile biricik oğlu, sevgili oğlu, biricik demeyeyim de sevgili oğlu Hazreti İsmail'in Kabe'yi inşa etmeden önce Allah'a bir can sunduklarını görüyoruz. Canan için sunmuşlar. Aynen, can sunuyor. Öyle ben gittim, hadi Kabe inşa edelim. Az önce dediniz ya, tuğlaları üstüne koyalım, taşları koyalım, kerpiçten işi bitirelim. Mesele bu değil demek ki, mesele başka bir şey. Mesele öyle olsa, Hazreti İbrahim kimlerin Kabe'lerini yıktı? Kabe nedir? İsmen küp demektir. Hazreti İbrahim Urfa'da, Urfa Kalesi'nin olduğu bölgelerdeki Nemrut'un puthanesine girdiğinde yıktığı küpler, Kabe'ler, yani halkımız daha iyi anlasın diye ifade etmeye çalışıyorum. Yıktığı heykeller aynı put vasıtası değil mi? Bir fark var. Evet. Bir tanesi Nemrut'un ortaya ihdas etmiş olduğu tanrıcıklar, diğeri her şeyin sahibi Allah'ın emrettiği buluşma camii, buluşma mescidi. Ne diyor Hudel Naz? Bir ara bir televizyon programında bir gayrimüslim demişti ki, biz bunların hani işin zahiri mi batını mı diye konuşurken, dedi ki eğer her şey zahir olsa, hani beni tasdik etmeye çalışıyor, bunu tasdik etmeye çalışan da bir gayrimüslim bu arada, dikkatinizi çekeyim. Müslümanlar günde 5 vakit o taştan yapıya secde ediyorlar. Evet. Biz putperestliğe meydan okuyoruz. Hazreti İbrahim'den bahsediyoruz. Biz de bir taşa secde ediyoruz. İlk secdeyi kim yaptı? Sabah sabah biliyorum çekilmiyor ama ilk secdeyi Hazreti Adem yaptı. Adem'e melekler yaptı. Tamam. Hazreti Adem'e secdeyi melekler ettiği zaman ben haşa. Ben sınıfta kalıyorum. Estağfurullah. Arada. Şimdi tabii dünya siz bir sürü meşgal var. Kafa haberler, ana haberler vesaire. Bir de baktığınız programlar yapıyorsunuz. Eyvallah. Hazreti Adem'e secde ettiler. Bunu emreden kim? Allah Azze ve Celle. Melekler şunu demedi mi? Ya Rabbi sen senden başka kimseye secde etmememizi, kulluk etmemizi emrediyorsun. Neden yarattın Adem'e secde ediyoruz? Hayır. Allah diyor ki Rabbini secde edin dediğim yere secde ederseniz benim için yapmış olursunuz. Ama kafanıza göre ona, kafanıza göre buna secde ederseniz işte benim emrime şirk koşmuş oluyorsunuz diyor.
Kabe-i Muazzama'yı, Kabe'leri, taşları yıkan Hazreti İbrahim kendi eliyle Beyt-i Mamur'un iz düşümünde Allah'ın emrettiği meleklerin Adem'le sınandığı, iblisin kaybettiği yeri biz kaybetmeyelim diye Adem'in inşa ettiği Kabe'yi Hazreti İbrahim yükseltmeye başladı. Kabe'nin tam arkasında Cebeli Kabe dediğimiz bir dağ var. Birçok dağdan taşlar aldı ama genelde olan aldığı tercih edilen bir görüş. Kabe duvarları inşa edilmeye başladı. Nasıl inşa ediyor? Bana takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbimiz senin için yaptık. Sen bunu bizden kabul et. Bizim için din nedir? Yaşamdır. Din ne demektir? Yaşam yoludur. İşte sen onu taktın, biz de sana boyun büktük. Sen dedin ki Bakara suresinde, eslim ya İbrahim, teslim ol ey İbrahim. Ben de dedim ki, eslem tuli rabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim oldum. Ateşe attılar, hasbunallah dedim. Sen de dedin ki, ya nar kuni beden ve selamen ala İbrahim. Hicret et dedin, ni muhacirun ila Rabbi, ne hicret ediyorum dedim. Tevekkül et dedin, Rabbi inni tübtü ileyk, tövbe ettim sana yöneldim dedin. İşte şimdi de emrine uyuyorum, Kabe inşa ediyorum kabul et dedi. Kabe inşa edilirken Hazreti İsmail yanında yardım ediyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan tan edildiği gibi değil. Nuh gemi yaparken oğlu Kenan maalesef küfrün tarafını seçti. Evet. Hazreti İsmail babasının yanında cürhümlüler şöyle garip garip bakıyorlar bunlar ne yapıyor diye. Ama babasının emrine boyun büken, Allah sana ne emrediyorsa bunu yap diyen İsmail Aleyhisselam babasına yardımcı oluyordu. Nasıl oğlum? Şu Kabe'nin olduğu yere hiçbir şey yok. Oraya Hazreti Hacer'i bıraktı İsmail'i. Sırtını döndü Hazreti İbrahim. Kalktı gidiyor. Onu canlandırın gözünüzde. Döndü gidiyor. Hazreti Hacer buradan sesleniyor diyor ki, ey İbrahim nereye gidiyorsun? Cevap yok. Hazreti İbrahim zor çünkü. Hani ateşe atlarken mangalda kül bırakmayan Hazreti İbrahim 85 yaşında Hazreti İsmail oldu. Düşünün evlisiniz, 85 yaşındasınız, hanımınız Sara 75 yaşında, çocuğunuz olmuyor. Yeni bir evlilik yapmışsınız Sara istediği için. İlk defa bir çocuğunuz olmuş, 85, Allah diyor ki onu kurban et. Götürüyorsunuz, ilk baştaki kurban oraya bırakıyorsunuz ikinci kesme kurbandan önce. Hazreti İbrahim bir şey diyemedi. İlerliyor Merve Tepesi'nin olduğu bölge. Küçük kum tepecikleri var. Gözden kaybolacak. Ey İbrahim nereye gidiyorsun? Ses yok. Aradaki Keda bölgesine geliyor. Keda ve Küda yok olacak gözden. Bunu Allah mı emretti deyince tek cevap. Buhari'nin kitabı Enbiya bölümünde geçiyor. Duygulandıran bir bölüm. 9'da 12. bablardan. Evet diyor. Bunu Allah emretti. Ateş atlarken Allah'a tevekkül eden hem her şeyde bıçakla boynu kesilecek bile kendine teslim olan bir İsmail'i bulmuş ama bunun sağlık var ya anacık. Hazreti Hacer diyor ki, madem sana bunu Allah emretti, radıytu billah, Allah yeter, sen git. Teslimiyeti gördünüz mü? İnanılmaz. Teslim olan İbrahim'den teslim Hacer'e ortada kim oluşuyor? Teslim olan İsmail oluşuyor. Beraber Kabe inşa ediyorlar ve sonra diyor ki Rabbena ve cealna musnileke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina nasikana ve tub aleyna. Rabbimiz emrettin Kabe, boyumuz yetmedi, taşı getirdik, taşın üzerine bastık, inşa ettik isyalı gibi. Ama şimdi ne yapacağız? Biz bilmiyoruz, yıllar geçmiş, Kabe'ye doğru namaz kılıyoruz. Aynen. Etrafında dönüyoruz ama başka ne yapacağız? Bize yapacağımız amelleri göster. Ve bize neslimizden Müslümanlar ver. Hocam Müslüman mı? Hazreti Muhammed'den itibaren değil mi İslam? Müslüman deyince Hazreti Muhammed'e tabi olanlar değil mi? Hayır canım kardeşim. İslam Ali İmran suresinde bugün cuma hutbesinde hoca arkadaşlarımız hutbeden inerken ne okuyor? Estağfirullah. İnned dine indallahil İslam. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katında din İslam'dır. Bize göre din Hazreti Adem'den beri İslam'dır. Kabe o zamandan beri var. Namaz. Namaz da Hazreti Adem'den beri var. Oruç da Hazreti Adem'den beri var. Hatta hac da Hazreti Adem'den beri var diyoruz. Ezrakiye'nin ahkesinde, İbn-i Sad'ın tabakatinde Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa etti. Rabbim ibadet yolunu bana göster, emrine teslim olayım dedi.
Sonra melekler baktılar ki Hazreti İbrahim'e yardım gerek. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla tesbihatlar öğrettiler. Biz namazdan sonra bunu yapıyoruz. Aslında namazda yaptıklarımız, müezzinlerimizin yaptıklarını, anlamlarını yapmak var ya. Hani analım ama anmaktan çok anlamaya çalışalım. O zaman da lezzeti muhteşem bir şey. Hani diyorlar ki ya biz namaz kılarken Kevser'le kılıyoruz. Milli suremiz Kevser'le, İhlas'la. Evet. İki rekat zor geliyor. Bu mübarekler nasıl şeylerle, Yasin'lerle, Tebarekelerle, Bakara sureleriyle namaz kılmışlar da sıkılmamışlar. Ne okuduklarını biliyorlar da ondan. Neden okuduklarını biliyorlar da ondan. Hatırayı biliyorlar da onlar. Hazreti İbrahim baktı ki melekler Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye etrafında tavaf ediyorlar. Bu tesbihat hatırladınız mı? Hatırlamadım. Tesbih namazından hatırladınız. Tabii. Namazlardan sonra tesbih çekmeden önce. Aa hocam biz namazdayken camide duyduğumuz tesbihat Kabe'deki ilk dua mıymış? Evet, meleklerin yaptığı Hazreti Adem döneminden beri ilk tesbihat. Hazreti İbrahim dedi ki peki Adem nasıl dua ederdi? Dedi ki Adem baban bu duaya ve la havle ve la kuvveteyi eklerdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi eklerdi. Hı hı. Bu da Hazreti Adem'in tesbihatı. Dedi ki siz o zaman bundan sonra şunu yapın. İlla billahi dediyse Hazreti Adem Aliyyül Azim'i de ben ekliyorum dedi. Yani biz Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğimizde meleklerin tesbihatı, Hazreti Adem'in duası, Hazreti İbrahim'in duasını yapıyoruz. Kabe inşa edildi. Şu göründü çok güzel bir şekilde. Etraflarına yapıldı. Tavafa başlamak için bir işaret gerekiyor. Hazreti İbrahim'e Cebrail aleyhisselam geldi. Şu köşede polonduğu gümüş çerçeveyle çevrili bir nokta var. Evet. Bu görülen noktada tavafın başlangıç noktası olacak. Bize gösteriyor arkadaşlar. Siz de şöyle bir genel alsanız da bir anlamı olsa. Kalkıp gösterebilirim. Yok, şu anda bir sıkıntı yok hocam. Görmüş olduğumuz yer taş konulacak. Cebrail aleyhisselam diyor ki oraya rastgele taş koymayacaksınız. Ne koyacağız? Ey İbrahim diyor. Araf suresi 172. ayete gidelim mi? Hadi gidelim. Ben böyle Kur'an'dan, sünnetten, siretten bahsettiğim zaman böyle oraya seke seke etmekten müthiş bir lezzet alıyorum. İnşallah siz de izleyicilerimiz de o lezzet alıyorsunuz. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Allah hepimizi yaratmış. Hazreti Adem daha önce ruh üfürülmemiş ama bulunduğu yer Arafat. Hepimizi Hazreti Adem'in sülbünden çıkarmış, bizden nesillerimizi çıkarmış, bütün ruhları meydan almış. Ayet devam ediyor. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا Mesela biz çocuklara sorarız. Ne zamanda beri Müslümansın? Gerçi şu andaki çocuklar belki o sözü kaçırmıştır ama eskiler çok bilirler. Büyük dedelerimiz, nelerimiz. Bezmi elesten beri derler ya da قَالُوا بَلَادَنْ beri derler. Ne zamandan beri bu? Allah bizi daha Adem Aleyhisselam'a ruh üflemeden ama cismini yarattığı zaman اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela, şehidna. Evet Rabbimiz sen bizim Rabbimizsin. Biz işte birbirinizin nefislerine buna şahit olasınız diye bunu böyle takdir ettik diyor. Bu söz verilirken orada bir taş bulunuyor. Bu taş şahitlik etsin diye Allah'ın takdir ettiği bir taş. Bu taşın ismi Hacerül Ebyad. Beyaz taş. Hazreti Hacerül Ebyad. Beyaz taş. Şimdi değerli saygıdeğer izleyicilerimiz diyecek ki hoca niye isimleri farklı söyledi. Şimdi oraya geleceğim ben de. Bu taş Hazreti Adem'in ismiyle beraber sonra cennetteki bahçeye götürüldü. Allah ve Celle Hazreti Adem'e ruh üfürdükten, melekler ona secde ettikten, iblis imtihan kaybettikten sonra o taş Hazreti Havva yeryüzüne indirildi. Ne dedik? Hazreti Adem Hindistan'ın güneylik Serendip bölgesine, Sri Lanka bölgesine, Hazreti Havva Cidde'ye. Bu bahsettiğimiz Hacerül Ebya taşı Ebu Kubeys, bugün misafirhanenin, kral misafirhanesinin olduğu, kral sarayının olduğu yere indirildi. Hazreti Adem Aleyhisselam vefat ettiği zaman da nereye defnedildi? O da oraya defnedildi, Ebu Kubeys'in olduğu yere. Nuh tufanında Kabe semaya yükselince o taş oraya kaldırılmış. Hazreti İbrahim aldı. O taşı oradan getirdi ve biraz önce gördüğümü köşeye koydu. Şimdi Musa ve değerli arkadaşları Kabe'ye geliyor. Allah yardım etsin. Kabe'yi tavaf edecek. İhramlıysa omuzunu açıyor, zıba yapıyor. Kabe'ye doğru yöneliyor. Herhangi bir köşeden değil de bir başlangıç noktası özel geliyor. Bir köşeye geliyor. O köşe ise Hacerül Esved.
Evet. Hocam biraz önce Hacer-ül Ebyad'dı, şimdi Niye Hacer-ül Hacer-ül Esved Esed oldu. oldu? Diyor ki Allah Buhari'nin hac kısmında, Mekkeli müşrikler Hazreti İbrahim'in tevhid üzerine inşa ettiği Kabe'yi, o zaman Cürhüm'ün elindeydi. Cürhümlüler kovuldular, Huzalar oraya geçirdiler. Huzalların damadı vardı. Huzalların gelini, kızı olan Hubba ile evlenmiş olan Kusay bin Kilab da peygamberimizin bekten dedesi ve aynı zamanda ilk inşa eden kişidir. Abdümenaf'ın filan dedesi, babası. Kusay bin Kilab'ın orada yapmış olduğu inşadan sonra Mekkeli müşrikler şirke düştüler. İyilikle başlayan inanç batıla düştü. Bidat ve hurafeler küfre götürdü. Hacerül Ebya'da şirklerine, putlarına taparak süre karadı. Kurban istediler. Beyaz taş oldu, siyah taş. Ebyat oldu, esvet. Beyaz oldu, siyah. Siyah taş olmasıyla alakalı hadise bu. Peygamber aleyhisselam 605 miladi yılında yaşı 35. Mekkeli müşrikler Kabe'yi inşa edecekler. Neden? Kabe'nin yapısı Cürhümlülerden kalma. O orta ve alt kısımları ise Kusay tarafından yapılmış. İşte Hacı Esved'i gösteriyor. Maşallah. Şu andaki o komple taş değil. Ortasında 8-9 kadar parça var maalesef. O bir macun değil mi hocam? O bir görmüş olduğunuz bal mumu. Bal mumu. Ortasında 8 tane parçası var. Neden hocam? 930 yılında sözüm ona sözde Müslüman ama farklı bir inanca sahip olan Ebu Tahir el-Cennabi denilen Karmati lideri Kabe'ye baskın yapıyor. Burada büyük bir katliam yapıyor. Hacer Esved taşını çalıyor ve götürüyor. Evet. Götürdüğü yerde hani bu dedik ya, bazı inançlar temelde iyi niyetle başlar ama ilim yoksa batıla götürür. Adam diyor ki Kabe bir velidir. Ben de gittiğim yerde küçük Kabecikler yapıyorum. Hacer Esved'i oraya koyuyorum. Bundan sonra Kabe burası. Abi taştan duvarsa eğer. Var mı Mekkeli müşrikler döneminde de? Petra'da Kabe vardı, Taif'te Kabe vardı ama Kabe dediğimiz ne? Kübra. Meşhur bir laf var. Kopyalar aslını yaşattır. Evet. Aynen. Baktılar, bir de kopla yapıştır var. Kabe o kadar hürmet görünce Kureyş Kabe sayesinde itibarları artıra çevredeki kabileler dedi ki biz de yapalım bundan birer tane. Ama bir fark var, senin yaptığına Kabe deyip küp derler. O zaman Ebrehe'nin de ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyoruz o zaman. Aynen. Ebrehe de o hata işaretlediğim Yemen'in sana kendinde Kuneis dedikleri bir kilise var. Kuneis temel yapıyor. Keşke şu Müslüman topraklarında bulunan peygamberlerin olduğu yerleri arkeolojik çalışmalarla ortaya koyup ihya etseler de o ayet ve hadislerin konuşulduğu yeri zatı yerinde görme imkanına sahip. Kuneis'i neden yaptı? Mekke'deki o itibarı güneye elde etmek için. Ama siz güzel bir şeyi ortaya koyup kutsallık affettiğiniz için kutsal olmaz. Ya biz Mustafa Bey ile bu masada kutsal şeyler konuşuyoruz. O zaman bundan sonra kutsal. Burası kutsaldır. Buyur. Bir dakika kardeşim. Kutsallığa koyar. Şimdi şu sahibi sizsiniz. Canım istediği için evden hep hatunlarla kavga edilir. İşte bu masa burada bulunsun, yok burada bulunsun. Perde burada bulunsun, yok burada bulunsun. Yani bir de Feng Shui çıktı ya. Şimdi bu... Ona da bir kutsal atıf ediyorlar Feng yani, Shui falan. Neyse. Kuantum düşüncesi, işte alternatif zihniyet, işte Enel Hak ya da Subhani tabirleri. Kardeşim sen Muhyiddin İbni Arabi'madan, hani emekleme ilmeden uçmaya kalmış. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer fiziği mi arıyor? Gel, İslam'a gel. Hacer-ül Esved orada duruyor. Kuantum fiziği. Altın oran mı arıyorsun? Hepsini böyle detaylı anlatmaya lüzum yok. Enerjimi arıyorsun. Enerjimi arıyorsun. Efendim Feng Shui arıyorsun. Ya gel bırak Feng Shui'yi. Yani bunlar sonradan icat edilmiş işte. Yani Feng Shui bilmem vesaire. Onların da bir değeri vardı. Bak küçümsemiyorum. Şey yapmıyorum. Onlar değersizdir demiyorum. Ama sen yogada orada burada şeyde arayacağına gel ya İslam'a gel. Bak Hacer-ül Esved var orada. Bir azıcık okuyunca zaten belki de İslam dünyasının, insanlık tarihinin belki en büyük sırları yatıyor altında. İnsanlık tarihi. Eğer sır arıyorsan, böyle gizemli şeylere meraklıysan, bırak yani oradaki buradaki romanın altından ne geçiyormuş vesaire. Ya önce bir Hacer-ül Esved'in bir anlamını anlamaya çalış. Önce bir tarihi. Anlattıklarımız da ABC yani. He. Yani ilk şu anda. İlkokuldayız. Daha şeye başlamadık. Ortaokula başlamadık yani. ABC yapıyor şu anda. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi bu görmüş olduğunuz telefonu ben alıp buradan buraya koyamam. Neden? Şu görmüş olduğumuz ortamın sahibi sizsiniz. Malikel mülk kimdir? Bütün mülklerin sahibi. Allah Azze ve Celle değil mi? O Kabe'ye giderken biz meşhur bir kelime ortaya koyuyoruz. Hacıların, umrecilerin Arapça öğrenmesi gereken tek tesbihat. Nedir o? Söyleyeyim mi? Ben de lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
İnnel hamde ve ni'mete lekevel mulk, lekevel mulk, lekevel mulk, la şerike lek. Buyur Allah'ım, buyur. Emret Allah'ım, emret. Başım gözüm al üzerine Allah'ım, lütfet. Senden başka ilah yoktur. Bunu bildim. Bunun farkına vardım. O yüzden Maldivlere havaya değil. Yani oralarda da ibadet ederim. Hı. Ama ben buraya geldim. Senin rızandan başka hiçbir amaç için gelinmeyecek çölün ortasındaki hikaye. Sen emrettiğin için. Yani başka bir rüya gel yok. Gel dedin, gel. Oraya insan başka bir şey için gitmez. Evet. Yani Dubai falan değil ki. Hem biz hem şey olsun. Dağların arasında bir küp yapı. Sırf o istediği için. Sırf için. Neden? Mülk senin. Şimdi Allah'ın diyor ki buraya secde edeceksiniz. Ve ben oraya secde ettiğim için değer anlam kazanıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam aldı, köşeye Hacı Lesved'i koydu. Hı. Ve oraya gelenler ruhlar aleminde Beyn-i Eles'te verdikleri sözüne getirsinler diye. İslam evet. Kaç temel esas üzerine? Şunu unutalım. Şimdi 32 farzı eskiden saydım. Sadece bana saydırtmayın. Bizim Reci'yi de katalım. Şimdi Reci'yi göremediğimiz için onlar kısıtlı tabii. Şimdi değerli dostlar, İslam 5 temel esas üzerine kurur. Bu masanın kaç bacağı var? Burada mesela 5 tane bacak var diyelim. Hı hı. İslam'ın 5 temel esası bu. Bunda 3 tane var, 5 diyelim. Şu gördüğümüz İslam binası. Hı hı. Şu da İslam'ın şartı. Bu da İslam'ın şartı. Bunlar da İslam'ın şartı. Yani yalan söylememek de İslam'ın şartı. Sadaka vermek de, komşusu açken tok yatmak da, güzel ahlak sahibi olmak da. Bunlar hepsi İslam'ın. Ama bu binayı ayakta tutan şu 5 bacak diyor. Evet. 5 bacakta bir şehadet bir kere yaptın, bir Müslüman oluyorsunuz. Namaz ölünceye kadar günde 5 vakit. Oruç her sene 1 ay yapıyorsunuz. Zekat senede bir kere. Ömürde en az bir kere yapılması istenen amel var. Nedir İkinci. O? Mesela ben diyorum ki Mustafa Bey, şunu yap, şunu yap ama bunu sakın ihmal etme. Mesela evden çıkıyoruz. Uh-huh. Mustafa Bey cüzdanını aldım mı? Aldım. Efendim anahtarı aldım mı? Aldım. Duvarı mutlaka kapat ha. Uh-huh. Yani şunu şunu yap ama bunu asla ihmal etme. Namazını kıl, orucunu tut ama haccını asla ihmal etme. Uh-huh. Neden? Çünkü Kabe var. Neden? Çünkü hacda kulluğun, yaratılışın masamı var. Neden? Orada Hacı Esvet var. Geliyorsunuz diyorsunuz ki Rabbim ne dedim sana? Uh-huh. Sen dedin ki Rabbim değil miyim? Ben de dedi ki evet. Hacı Ölesfe'de geldiğimde diyorum ki Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir iki elimi kaldırıyorum. İki elimi kaldırıyorum merhaba. Kameraya doğru. Şöyle olur ya şöyle yaparız ya merhaba deriz ya. Elimi kaldırdım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Uzaktaysam, yakındaysam gelirim, öperim. Peygamberimiz öptü için. Zaten yakındaysam şey gibi mıknatıs gibi çekiyor. Çekiyor. Ellerimi açarım. Bismillahirrahmanirrahim. O besmeleyi iki şey için çekerim. Biz bir işe başlarken besmele çekeriz değil mi? Diyoruz ki Rabbim o sözüme uydum. Sadece ve yalnızca senin rızan için buraya geldim. İşte şahit tuttuğun hacırdayım. Ey sen de şahit ol. Bismillahirrahmanirrahim. Benim hayatım Allah merkezi bir hayat olarak. İhramlıyım. Ölmeden önce ölmek. Hı-hı. Ölümüne tövbe etmek. Ve senin emrine uyuyayım demek için buradayım diyoruz. Ve etrafında dönüp başlıyoruz. Bir gün tavafı da konuşuruz. Neden dönüyoruz ama köşelere odaklandığımız aynen. için. Hacerül Esved'dur ve bize bunun şahitliğini koyar. Bir gün bana bir tanıdığım şey demişti. Hacettin görevi fotoğraf çekmek demişti. Yani onu böyle bir deleştirebilmek için. Sen gidersin senin fotoğrafını çekiyor. Şahitlik edecek ya. Bu hani bir anlamak açısından biraz böyle şey iyi gelmişti, olumlu gelmişti bana. Hacerül Esved'in oradaki görevi çekmek. Sen orada şahitlik edecek buradayım. Rabbim. Hacı Ölesvet'te şahidimiz, Müslümanların olduğu gibi diyebileceğiz herhalde değil mi? Şimdi benim her zaman yanımda tabii bir Kabe örtüm vardır, hı hı. bir de Kur'an vardır. Hı hı. Şimdi bu Kur'an'ı aldım. Kur'an'da bu bahsettiğimiz yaratılışın anlamını taşıyan Hacı Ölesvet'e hı hı. var mı? Var. Yok. O zaman Hacı Ölesvet diye bir şey yoktur diye Elif'i görse yine mertek sanacak bazı arkadaşlarımız hı hı. bilmiyorlar. Burada anlatıyor. Araf suresi 172. ayet biraz önce okudum. Görüyor ki ben sizden söz aldım. Hadisler de geçiyoruz şimdi. Hı hı. Hani Kur'an, sünnet, icma ve kıyas dediğimiz bizim bir silsilemiz var ya. Hı hı. Kur'an'a gittik Araf 172'ye götürdü. Oradan geldik hadisle. Evet. Diler ki Hacerül Esved Allah ile musafalaşmak gibidir. Allah ile biatlaşmak gibidir yani. Bugün biz bunları temel referans aldık. Güncel bilgilerle, kelimelerle bunu ortaya koyarız.
Noter mühürüdür, fotoğraf makinesidir, efendim kitidir. Şimdi artık daha güzeli var. Mesela büyük ihtimal bizim bazı arkadaşlarımız var, Cenk abi ona selam olsun, bir ürünleri var. İş yerine giriyorsunuz. Eskiden kart falan okutulurdu ya, yok öyle bir şey. Cenk abinin dükkanına beni götürdü, elini koyuyor makineye, makine elini okuyor, tanıyor seni. Tamam devam et diyor. Tamam yarın o yüz tanıma sistemi geçer. Aynen öyle. Aynen. Yani Hacı Ölesve'de biz böyle yaptığımızda hani bugünkü insanlar dayanılsın diye elimizi koyduğumuzda o onu kaydediyor işte. Aynen. O el makinesi gibi. Ve mahşer günü ben daraldığım bir zamanda ikra kitabı oku kitabını kefa bi nefsinkel yevme aleyke hasibe amelin sana yeter dediğinde eyvah, 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 neler neler yapmışım dediğimde Hacı Ölesvet diyecek, ya Rab, her şeyi bilen sensin. Ama sen bana bir paye verdin, şahit tuttun. Bu beni seni anarken imanla şahit tuttu diyecek. Ve o zaman biz diyeceğiz ki, elhamdülillahi Rabbil alemin. Cennete girenlerin son sözü ne? Burası cennet kapısı. Buradan içeri gireceğiz. Araf'ı geçmişiz. Mizan'ı geçmişiz, Havz-ı Kevser'den içmişiz, Livel Ham sancı altında buluşmuşuz, peygamberler nefsi derken ümmeti diyen Muhammed Aleyhisselam'ı bulmuşuz, sıratın oraya geliyoruz. Altta cehennem, karşıda cennetin kapıları, cennet sekiz, cehennem, efendim, tabaka cennetin sekiz kapısı bizi bekliyor. Tam oradan gireceğiz, geriye bakıyoruz. Biz neler atlatmışız ya? Cehennem, sırat, arasat, araf, ilginç bir ortam. Son söz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yunus suresinde öyle diyor. Ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Yaratıldığımız zaman, Hazreti Adem'e ruh üfürüldüğü zaman, ağzından ilk çıkan sözü neydi? Ruh üfürüldüğü zaman. Kur'an'da diyor ya, nefaktü ilâ ruhi. Biz ona ruhumuzdan verdik. Ruh verildiği zaman Hazreti Adem'in ilk tepkisi neydi? Bir beden o anda, bir cisim var. Ruh üfürülmemiş. Hani insan öldüğü zaman bedeninden ruh çekince bir et yığını gibi olur ya. Ama normalde bir candır. Hazreti Adem ruh üfürüldü. İlk tepkisi hapşırdı. Ağzından çıkan ilk söz elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'ın inişine göre değil ama sıralanışa göre ilk suresi nedir? Fatiha-i Şerif'tir. Fatiha-i Şerif'in besmeleyi saymazsak ilk ayeti nedir? İlahi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnsanlığın ağzından ilk çıkan söz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'ın ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cennete girenlerin son sözü, girecekken de ilk sözü Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etti. Hazreti İsmail de ondan bir önceki köşe dediğimiz köşede bir iz bıraktı. Dedi ki baba sen gelene kadar ben de burayı işaretledim. Dedi ki orası da Yemen, Rükni Yemani'dir, Yemen köşesidir. Atamız İbrahim'in duası burada kabul edilmiştir der. Atamız Adem Aleyhisselam'ın duası. Şu şey vardı arkadaşlar, bir de o köşelerinin olduğu bir, Kabe'nin köşelerinin olduğu bir görselimiz vardı. Onu bir ortaya alabilirsek hem izleyicilerimiz de görür. Ki Hacı Ölesvet, derken, Hacı Ölesvet dedik ya, bahsettim. Ve izleyicilerinizi sıkmamak için buluyorum. Evet, yoksa Hacı Ölesvet'le biz daha ne yolculuklar yapacağız? Daha ne yolculuklar yapacağız? Ama bugün hani şöyle bütün köşelerini en azından bir görelim. Ortaya verdi arkadaşlar, şu anda ekranda var. Eyvallah. Hemen Hacı Ölesvet'ten önceki, yani Hacı size göre solundaki köşe oluyor. Hacı Ölesvet'ten önceki köşe Rükün Yemani. Rükün köşe demektir. Yemani, evet. Yemen tarafı demek. Hazreti Adem babamızın dünyaya indirilip Hazreti Havva ile Arafat'ta buluştuktan önce yaptığı bir dua var. Bu dua onun ismi azamıdır. Peygamberlerin ismi azam duaları vardır. Hayatlarının dönüm noktası. Maçın en kritik noktası deriz ya, ömürlerinin en kritik noktasında yaptığı dua. Bunu cennetten çıkarılırken yaptı ve dünyada affedilmeden önce. Estağfirullah. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz bizi affetmezsen biz nefsimize zulmet düşeriz diyor. Bu duasını burada kabul edildiğini söylüyor. Genel tercih ettiğimiz görüş bu. Mültezem diyen var. Biz bunu tercih ediyoruz genelde. Hazreti Adem'in yerinde. Hazreti İsmail'in elini sürdüğü yere Hazreti İbrahim geldi. Oğlunun elinin üzerine elini koydu ve sonra Peygamberimizin şu hadisini gerçekleştirdi. Ne diyor Peygamberimiz? Ben atam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Anam Amine'nin rüyasıyım.
Hatırladınız mı sözü? Evet. Hazreti İbrahim orada, atası Adem'in duasının kabul edildiği yerde elini koydu oğlu İsmail'in elinin üzerine ve Bakara suresi 121'e götürdü bizi. Tabi o zaman yok ama bu ayet onu anlatıyor. Rabbena ve ba'th fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekihim. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Rabbim, bize bu nimetleri verdin. Daraldığımızı hissettik, Nemrut'tu, Firavun'du, oğlunu kurban kesti, şuydu buydu derken, şimdi feraha erdirdin, beydirdin, sana şükürler olsun. Artık bir duam var. Hani adı Kutlu Muhammed var ya, hani Adem peygamberden beri bütün peygamberlerden söz aldığını anlattın Muhammed var ya, ayet öyle diyor. Her peygamberden son peygamber kendi dönemlerinde gelirse ona biat etmelerini, kendi ümmetlerine de ona biatı vasiyet etmelerini anlatıyor ayet. Misak, peygamberlerden alınan söz. İşte o Muhammed var ya, benden, benim neslimden olsun. Öyle oğlu İsmail'in üzerinde ya, işte bunun üzerinden olsun diyor. Ve diyor ki, O gelen elçi bunlar öğretsin vahyi, hikmeti öğretsin, onları temizlesin ve arındırsın ve onları sadece şirkten, cahillikten ve batıllıktan değil, tüm yanlıştan temizlesin. Ne diyor şair? Amin dedi Nur Dağı, amin dedi Sevr, amin dedi İsmail. Sonra o da dua ekledi, babasının duasının yanına dua ekledi. İbrahim suresine gidelim mi? Sadece Kur'an'daki ayetlerden gitsek o bile saatlerimizi alacak da kısaca geçmeye çalışıyorum. Rabbi ceallî mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena teqabbel du'a. Şimdi okuyacağım kısmı ise herkes çok iyi biliyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb. Rabbena gfirli değil mi? Tabii ne kadar anlamı, ne kadar yüce değil mi? Şimdi subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber dedik. Meleklerin Kabe'yi inşası, Hazreti Adem'in duası, Hazreti İbrahim'in duası, Efendimiz'in tesbihatı dedik. Nereye geldik? Hı hı. Şimdi Rabbena fiili okuduğumuz zaman Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in Kabe'yi inşa derken rükn-i emanet yaptığı duayı hatırlayacağız. Şimdi bundan sonra biz... Nasıl bir namaz? İnşallah, inşallah. Namaz bizi nereye götürecek? Şimdi o duayı ederken rükn-i emaniye şöyle bir dokunuyoruz. Hazreti İbrahim İsmail elini koyuyor. İsmail. Hazreti elini koyuyor. Biz orada diyoruz. Biz de şöyle biz de elimizi bir sokuşturalım oraya diye. Hayranlı olalım diye. Diyor ki Rabbim diyor. Anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. O mahşerin sıkıntılı gününde bizi cehennemden koru. Beni ve neslimden gelenleri namazını kılanlardan diyor. Rüknemane köşesinde. Allah Resulü Aleyhisselam videodayken daha rahat göstermiş olayım. Namaz nübetle emredildi. 610 yılında namaz kılmaya başladı. Evet. 5 vakit değil henüz ama namaz kılıyor. Nerede kılıyor namazını? Sağ tarafta atası İbrahim'in mührü, Hacerül Esved, ta Hazreti Adem'e kadar nişane taşıyor. Solta diğer atası İsmail'den bir mühür, ikisinin ortasına geçiyor, yönüne Kabe'yi alıyor, namazını tam orada eda ediyor. Yani, şu anda tam gösterdiği tam o yerde. Şeyi bir tekrar alalım o. O görüntüyü tam göster, tam bu nokta. İki sebebi var. Bir, bu tarafa doğru yani kılıyor değil mi? Normalde kıble olarak nereye yöneliyor orada? Mescid-i Aksa'ya. Mescid-i Aksa'ya dönüyor ama... Mescid-i Aksa nerede? Kuzeyde. Şimdi kuzey tarafına geçse iki sıkıntı var. Bir, gölge tarafta bulunan Mekkeli müşriklerin oturması var. İkide bir rahatsız edip duruyorlar. Allah Resulü onlara hiçbir şey demedi. İyiliği, insan olmayı öğretiyor. Ama işlerine gelmiyor çünkü yalan dolan var içlerinde. Sistemlerine, çarklarına ya, sopa sokuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet ederken taşlamışlar. Deve işkembesi atmışlar. O burası işte. Efendim yani hakaret etmişler. Hakaret de öyle yani geçerken o ne yapıyorsun değil yani. O hakaret öyle ne yapıyorsun namaz mı kıl? Küfürler, hakaret yani öyle. İbadur Rahmanullezine yemşûne alel ardı havnen izâ khâtabehumul cahilûne kâlu selâmâ. Rahman'ın kulları o kimselerdir ki cahiller kendilerine laf ettiği zaman ne yaparlar? Ellerime leviye gider mi? Yok. Onlar bakarlar, selam derler. Yani Allah size iyilik versin, ıslah etsin diyor ki derler.
Allah Resulü genelde böyle karşıladı. Bir iki müstesna. Hı hı. O zaman karşına dikildi Ebu Cehil, Amr bin Hişam'ın kızı. Yani peygamber haşa pasif değil. Sadece onları kazanmak için hoş görüyordu. Evet. Ama bir keresinde karşına dikildi Ebu Cehil. Bir şey mi diyorsun? O zaman Ebu Cehil baktı ki peygamber aleyhisselam bu sefer biraz celallendi. Yok dedi, sen devam et ibadetine. Geri adıma. Evet. Hazreti Ali diyor ki biz savaşın en sıkıntılı anında Allah Resulü'nün arkasına sığınırdık. Oturan, elini sibine almış, boynunu bükmüş, etliye, sütliye karışmayan, bir asabına dokunmayan bir peygamber yok. Peygamber aleyhisselamın döneminde 73 kadar seri oldu. 24-27 kadarını bizatihi kendisi komut etti. 7 kadarında savaş oldu. Ama ölüm sayısına bakın. Ölüm sayısı yok denecek kadar 250-300'ü geçmez. 23 yıllık peygamberlik döneminde savaşmayı değil barışı tercih eden peygamber, savaşmak durumunda kaldığında ölenlerin toplamda sayısı 230'u geçmiyor. Şimdi, öldürmeyi bahsetsek, geçen de konuştuğumuz gibi suikast timini oluşturur. Sahabeler zaten fedakâ ebi ve ümmi diyerek yapıyor ama hayır, diriltmeye çalışıyor. Peygamber aleyhisselam orada namaz kılıyor, Mekkeli müşrikler diğer tarafta. Onların gözü çalışıyor. İnceliğe bakar mısınız? Konu çok dağılmasın ama ben küçük bir ek yapmak istiyorum oraya. Lütfen. Bugün maalesef o emperyalist batı dünyasının bizlere de kabul ettire geldiği bir düşünce tarzı var. Sanki öyle değil. Altını 3 kere çizelim. Öyle değil. Sanki Müslümanlar İslam davası için kendilerini işte canlı bomba olarak feda ederler. Böyle bir şey yok. Yani bu örnek çok belirleyici. Eğer olsaydı, böyle bir şey emredilseydi zaten sahabe efendilerimiz canlarını kıymet mi veriyorlarmış ki? Can atıyorlar bunu yapmak için. Yani şehit olmak, eğer şehit olmak bu kadar büyük bir, hani diyor ya hadis-i şerifte peygamber efendimiz, şimdi alanınıza da girmeyeyim. Estağfurullah. Diyor ya şehit olmak o kadar güzel bir şey ki, hani tekrar ölüp tekrar dirilip tekrar şehit olmak istersin. Allah Allah. Şimdi Allah Allah. Böyle bir şey için gider o zaman bütün sahabe giderdi. Ya hepsi birer tercüne kestirirdi. Kavga ederdi. Ölür hepsi yani. Ama kamikaze öyle yapmamışlar. Gibi böyle. Ya da giderlerdi işte kılıçlarla. Hop, o zaman kılıç var. Saldırırlardı. İş biterdi eğer böyle olsaydı doğrusu. Ama böyle değil. Bizim de hani bugün Batı'nın bize Batı'nın kabulleriyle hareket etmememiz lazım. Bu da önemli yani. Biz neyse Rükn-i Yamani'ye dönelim. Rükn-i Yamani'ye dönelim. Ama oraya ben kısa bir şey söyleyeyim. Tamam. Müsaadenizle. Tabii ki. Bir cümleyi açmamaya çalışayım. Biz bize dayatılan tarihi gerçek kabul ediyoruz. Rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi Batı'dan geldiği zaman her şeyi hak gibi kabul etmeye çalışıyoruz. Halbuki doğunun erdemiyle onlar muhtaçlığını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bize göre bir her yere peygamber gelmiştir. Bunda sıkıntı yok. Sıkıntı şu. Eğer bizim ecdadımız sadece Osmanlı değil, sadece Selçuklu değil, sadece Eyyubiler değil, sadece Endülüs Emevileri değil, sadece onlar değil, onlar değil, Abbasiler değil. Sahabe döneminden beri. Eğer kendi toprakları içerisinde bulunan mabetleri yağmalasalardı, başka milliyette olanların dillerini engelleselerdi, sadece Arapça olacak kardeşim, sadece Arap olacak kardeşim, yani milliyetçilik, ırkçılık yapsalardı, yeryüzünde kaç tane millet kalabilirdi? Sadece Hazreti Osmanlı, Hazreti Ömer döneminde Azerbaycan'a, Batum'a kadar gelmişiz, Malatya'ya, Adıyaman'a kadar gelmişiz. Hatta Mesleme bin Abdülmelik döneminde Emevilerde komutan, o zaman hatta Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'den sonraki ikinci Arap istilası olarak bahsederler. Bize göre Arap fethidir. İstila ile fethi birbirinden karıştırıyorlar Batı çünkü. Geldiği zaman Kadıköy'e Kahırköy demişler. Karaköy, özür dilerim. Karaköy'e Kahırköy demişler. Çünkü bir yıl kadar kalmışlar Roma İmparatorluğu'nu, yani Doğu Roma, Bizans dedikleri. Çevrelemişler aylarca. Kış gelip de soğuğu çok yiyince geri kaldırmışlar. Yani oraya kadar gelmişler. Evet. Şimdi size söylüyorum. Hani bir ara bir Arap kardeşimizin bizim tarihçilerimizden birisine gelip de Osmanlı'nın Türkçülüğü yaymaya çalıştığıyla alakalı ortaya koyduğu iddiada olduğu gibi, eğer Osmanlı böyle yapsaydı bahsi geçen topraklarda 3 kıtada şu anda kaç tane ilkeye hakim olan bölgede Türkçeden başka bir şey konuşulur muydu? İngiltere topu topuna 200 yıl kadar bir emperyal saldırıda bulundu. Aynen. Her yer İngilizce konuşuyor. Aynen öyle. Fransızlar kaç milyonu katliamda bulundular Cezayir'de. Cezayirler Arapçadan çok Fransızca konuşuyorlar. Biz kendi toprağımızda Osmanlıca konuşmuyoruz. Bu kadar basit. Eğer bu şey. Neyse, dediğiniz gibi Allah Resulü
orada Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved'in olduğu yerde, hani özellikle namaza çok dokunduk ya insanları aynen unutmasın diye, Hacer-ül Esved'in olduğu yerde Subhanallah duasını öğrendik. Yanındayken de Rabbena Fir'i öğrendik. Bir dakika, orta kısımdayız. Sağımız Hacer-ül Esved'i, solumuza Rükn-i Yemani'yi aldık, ortada Peygamberimizin namaz kıldığı yerdeyiz. Tavaf dualarında Allah Resulü'nün en çok okuduğu duadan bahsedeceğiz. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü'nün en çok okuduğu dua. Değerli izleyiciler, biliyorum ki sizler duaları not almayı seversiniz. Evet. Hadi bakalım Bakara suresi 201. 204. ayetler arasını şöyle bir not alalım. Kağıtları, kalemleri hazırlayın. Evet, hazırlayın bakalım. Şimdi söyleyince kızacaklar belki, hocam biz onu çok iyi biliyoruz diyecekler ama Peygamber aleyhisselam orada şu duayı yapıyordu. Biz de namazlarımızda bu duayı yapıyoruz. Ve tavaflardayken duaları değişse de Allah Resulü'nün değiştirmediği bir dua varsa Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında yaptığı o duaydı. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Hatırladık mı? Hatırlamaz olur muyuz? Ama çok ilginç bir dua. Allah Resulü'nün en çok okuduğu duaya bakın. Rabbena atina dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirete de iyilik ver. Ve kina azaben nar. Bize azabın her türlüsünden koru ve kurtar diyor. Yani dünya, aynen, ahirette. İki köşe bizi hem dünyaya hem ahirete götürür. Ne kadar güzel. Şimdi şöyle bir soluklanacağız. Ama nasıl soluklanacağız? Öyle oturmuyoruz. Dinlenmek için değil. Bu arada değerli yorumlarınızı arada okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince çok da programdan kopmak istemiyorum. Sosyal medyadan hem Instagram'dan hem Twitter'dan çok güzel yorumlar gönderiyorsunuz. Sorular da gönderiyorsunuz. İsim vermeden o soruları da sorduk zaten programımız içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. Yorumları lütfen atın. Bizler için değerli, en azından izlenip izlenmediğimizi de şöyle bir anlamaya çalışıyorum. Şimdi biz tabii kutsal topraklardan bahsettiğimiz zaman ya bunu söylemek acı ama biz bu Anadolu coğrafyasında yaşayan Müslümanlar olarak Çağrı filmi Müslümanlarıyız diyorum ben. Doğru. Bunu bir ironi olarak söylüyorum. Biz İlmihal kitabından öğrenmiyoruz. Çağrı filminden öğreniyoruz. Bizim dinimizin tarihini en azından ilk dönemlerini. Çok önemli bir film, çok da güzel bir film. Çok ben çok var. Severim. Her çıktığında ilk defa izliyormuş gibi oturup karşısına geçip filmi izlerim. Ancak Çağrı filmi de kolay çekilen bir film değildi maalesef. Bu kadar petrol zengini İslam ülkesi varken, bu kadar zengin ülkeler varken Mustafa Akkat yönetmeni para bulamadı. Çekecek yer bulamadı. Ve çok da ilginç bir size detay paylaşacağız. Evet, şimdi biz de konuşmaya devam ediyoruz. Mustafa Akkad ölmeden önce İstanbul'a çekmek istiyordu. Orada da başka bir tabii ayrıntı da var yani çekmediğine dair. O da üzücü bir maalesef ayrıntı. Şimdi biz tekrar kutsal topraklara dönelim. Yavaş Cuma vakti yaklaştıkça da Kabe'de, Mescid-i Haram'da orada yavaş yavaş yapılmaya başlıyor. Şimdi tabii Rükn-i Yemani'de kaldık. Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved arasında duamızı ettik. Hem ne dua. Hem de ne dua. Aslında 5 vakit namazda okuduğumuz duanın Allah Resulü'nün en çok okuduğu dua olduğunu öğrendik. Ve hatta bu dua kitaplarındaki bir dua, bunun Kur'an'daki ayet olduğunu öğrendik. Bu dua yaparken mesela bana çok yazarlar sosyal medyada. Derler ki hocam şu sıkıntım için hangi dua okuyayım, bu sıkıntım için hangi dua okuyayım. Tabii ki tavsiye güzel dualar var. Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından okuyan ama ben diyorum ki en çok okuduğu duayı ister misiniz? Hem de Kur'an'da da geçiyor. Hani bizde vardır ya Kur'an'da geçiyor mu diye. Hem de Kur'an'da da geçiyor. Nedir hocam? Benden daha iyi biliyor ve belki benden daha çok okuyorsun. Beşe beş katlan için. Rabbatina duası. Evet. Peki selamın o mübarek beldeki yaptığı dualarla içselleştirdiğiniz zaman namaz bizi Rabbe götürür. Evet. Şimdi Mustafa Bey yere gitti ya da memleketine gitti. Çocukluğunu geçirdiği yere gitti. Mustafa Bey'le beraber çocukluğunu yaşadığı yere gidiyoruz. Mustafa Bey'in gözünün önünde o sahneler diyor ki, şurada şunu yapmıştık hocam, burada bunu yapmıştık hocam, şurada şunu yapmıştık, bunu yapmıştık. Mustafa Bey o anları bana anlatıyor. Ben çok gittim, her seferinin sebebi teşviktir ve nasibin ne olduğunu anlatmak, öğretmek içindir. Evet. Her gittiğimde gruplardan ayrıldığım kendime özel zamanım olduğunda, alırım, şimdiki gibi çay değil tabii, zemzemimi alırım, otururum şöyle kenarda,
Kabe-i Muazzama'ya bakarım. Allah Resulü'nün namaz kıldı. Sahabeyle konuştu. Eviyle buradaydı, işte burada Müslüman oldu. Daha burasıydı, işte İsa buradaydı. İşte Hazreti İbrahim burada yapmıştı, işte Nuh buradaydı. Oscar ödüllü filmler var ya, at kenara, böyle at kenara, hay. Hepsi kenarda. Çünkü onlar bir senaristin ortaya koyduğu yazma. Yaşamış hayatı orada görüyorsunuz. Alıp başka bir yer götürür. Sizi sizden alınca, siz zamanınızı ve kalbinizi Rahman olan Allah ile meşgul ederseniz şeytan işgal edemez. Rükn ile Hacer-ül Esved arasındaki hatıralar bundan ibaret değil ama size kıyamadığım için şimdi uzatmıyorum. Allah Resulü diyor, Rükn-i Yemani'de 70, diğer rivayette Buhari'de hac bölümünde geçen 70 melek vardır. Ve derler ki oradan geçenlere, amin, amin, amin derler. Allah'ın duasını kabul et. Allah'ın duasını et. Öyle bir ortamdasınız. Hı. Allah Resulü diyor ki, El-Hüccacı vel-Ummar veftullah. Hacılar ve umreciler Allah'ın geldikleri yerdekiler için dua ettiklerinde duaları kabul edilir. Neden? Şeytan dolayı. Evet. Şimdi tabii biz Rükn-i Yemani'yi konuştuk, Hacı Lesvet'i konuştuk. İki köşesi daha var. Rükn-i Şami, yanlısını düzelttim. Rükn-i Rasim'in ortasında da bir altın ok var. Şimdi kısaca bir denelim çünkü yağmurda geçeceğiz. Biraz sonra yağmur dağısı edeceğiz. Bugün çok önemli bir aslında bu açıdan da daha değinmedim ona. İkisinin ortasında altın ok var. Biz Türkiye'den Allahu Ekber dediğimizde kıbleye, nereye doğru, hangi doğru? Bir arkadaşımız beni aradı. Dedi ki hocam bana dua et dedi. Dedim ediyorum. Dedi. Dedim ki önündeyim görmüyor musun? Yok dedi. Neredesin önünde? Sen Mekke'de değil misin? Mekke'deyim ama önündeyim dedim. Nasıl önümde oluyorsun dedi. Buradan Kabe'ye yönelenlerin kıblelerin hizası direkt altın oluk dediğimiz bölge geliyor. Böylece namaz kılanların en öndeki saf siz oluyorsunuz. Ne kadar güzel duygu değil mi? Yani evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinizde İstanbul'a, Çanakkale, Edirne'ye, İzmir'e yani Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun diyorsunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğinizde Ankara'ya, Malatya'ya, Uya, Adana'ya buradan selam veriyorsunuz. Ne muhteşem duygu. Evet. Kabe'nin üstü Kusay zamanı açık. Kusay bin Kilab döneminde üzerine ağaç yapraklarıyla örtüyorlar ama yine açık. 605 miladi yılında Kabe yeniden inşa edildiğinde Kabe'nin üzerine ilk defa kapatıyorlar. Ve kapattıkları zaman üzerine bir oluk yerleştiriyorlar. İşte o oluk, ilk defa bu oluk. Ama altın oluğu koyan, altınla İslami eserlerde ön plana çıkan kişi, Kubbetü Sahra'nın olduğu yeri yapan Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu Velid, o ilk defa oraya altın bir oluk çeviriyor. Bulunduğu yönem çok güzel. Neden? O bulunduğu yön bizi İstanbul'la, Türkiye'yle bağ kurduğu için kalbimize dokunuyor. Bir de bir şey daha var. Onun birkaç adım ileriyorsunuz. Bir makam var. Biz genelde Türkiye'dekiler ameli olarak Hanefi mezhebini tercih ederiz. Ebu Hanife, İmam Numan bin Sabit. Onun tabilerinin namaz kıldığı yer olarak bir Hanefi makamı vardır. Oradadır. Yani Altunoluk'un karşısında eski resimlerden olsaydı tam Altunoluk'un karşısında onları çadırlar yer var. Bir programı yapalım o makamlar. Yani makamların çünkü bir anlamı da var. Bir de Türk Mescidi denilen yer var. Ben orada bir uyuyakalmıştım da. Hemen onun sol tarafı köşe olarak Altunoluk önümüzde. Sol Rükn-i Iraki yani Irak köşesi. Sağ tarafında bir köşe var. Rükn-i yani Şam köşesi. Bunların köşelerin ismini neden verilmiş? O yönden, o cihetten gelen insanların oradan, hatıralar olduğu için. Bizim o yöne bakıyor. O yöne baktığı için. Hani dikdörtgen. Rükn-i Yemani dedik ya, Yemen'e Yemen bakıyor. Köşesi. Rükn-i Şami, Şam'a doğru bakıyor. Mesela Hacer-ül Esved içinde Rükn-i Hacer-ül Esved der köşe olduğu için. Hacer-ül Esved köşesi. Şimdi o kadar çok şey var ki Kanuni Sultan Süleyman oraya ekletmiş olduğu kandillerle beraber 37 tane işaret, Peygamber Aleyhisselam'ın asıl tavaf yaptığı noktalar, makam İbrahim'in işaretleri, Babut Tevbe var mesela. Kabe'nin genel bir kapısı var ya. Onun tam çıkışına müstecer var. Evet. Onu geçin. Kabe'nin içine giriniz. Kabe'nizde karşınıza 3 tane sütun var. Tahtadan sütun. Ortada mermerden bir sandık var. Sağa hemen döndünüz. Bakıyorsunuz öyle bir çıkıntı var. O çıkıntının olduğu yer dışarıda Altınoluk'un altına. O yüzden bazen görürsünüz. Hacılar, umreciler yağmurdan kaçmazlar Mekke'de. Yağmur yağdığı zaman tavafa giden dostlarım var benim. Ne kadar güzel oluyor. Muhteşem değil mi? Aynen. Orada hele bir de böyle namaz vaktine, ezan vaktine denk geldiyseniz. Yani inanılmaz en gibi. Muhteşem senfoni, en harikulade konser, en muhteşem canlı müziği kenara bırakın. Bir onu tadın. Sağa döndünüz. İçerideyseniz, Kabe'nin içindeyseniz oraya Babut Tövbe denir. Tövbe kapısı. Oradan terasınız. Dışarıdaysanız, Hicri İsmail'desiniz. Orası da Kabe'nin içi.
Orada ellerinizi şöyle Kabe'nin duvarına Resulullah'ın yapıştırırsınız. Altın okluğun oradan şırıl şırıl böyle sular eserken muhteşem bir huyuzat içerisinde dualarınızı yaparsınız. Ne kadar güzel. Şimdi yağmur dedik madem, bugün aslında bizleri ve bizleri yakından takip eden izleyicileri çok ilgilendiren bir konu var. Kuraklık var tabii. Haliyle bu kuraklık hepimizi etkiliyor. 7 yılda bir bolluk, 7 yılda bir kuraklık oluyor gerçekten dünyada. Bu yıl kuraklık yılı yaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Barajlardaki doluluk oranları az. Ülke TV ekranlarından hem biz hem arkadaşlarımız yağmur seyredilsin diye çağrıda bulunmuştuk daha önce. Sağ olsunlar bu çağrımızı havada bırakmadılar. Lanet bugün tüm camilerde cuma namazından sonra yağmur duası yapılacağını duyurdu. Çok güzel bir şey. Nitekim bizler dua etmekleriz. Biz duamızı ederiz. Allah kabul eder. Etmez. O kendisinin takdiridir. Şimdi o zaman biz de yağmur duası edelim mi hocam? Bir de yağmur duasını hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Hem de minnacık bir değinelim bu nedir tabii, diye. Tabii tabii. Ne olacak? Yağmur duası filmler, bizim Türk filmlerinde var ya, yağmur duası ederler. Yağmur ya. Film oluyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde biyolojik uygulamalar yok. Ama olsaydı Allah bunu tedbiren yapsa bile gene duadan geri durmazdı. Çünkü evet, dua ve namaz Allah Resulü'nün ve diğer peygamberlerin hayatında vazgeçilmezler. A kişinin maç seyrederken totem yapar. B kişi bir işe giriştiği zaman şans diler. Diğeri evrene mesaj gönderir. Bunların hepsi batıl ve anlamsızdır. Yerlerin, göklerin ve bu ikisi aranların hepsinin sahibi ol deyince ol, dini aziz eden, dilediğini zelleden, dilediğini kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan, dini saltanatından çıkarıp Kızıldeniz'de boğan, Allah Azze ve Celle iman eder ve onu isteriz. Çünkü destur ondadır. Mustafa Bey'in odasına gelirken şunu yaparım. Destur var mı Mustafa Bey? Ne demek bu? Sahibinden mülkünde bir şey yaparım. Dua budur. Rabbim, destur var mı? Rabbim, destur var mı? Neden? O bana diyor ki estağfirullah. قُلْ مَا يَعْبَهُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Duanız olmazsa size ne diye yer vereyim? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları da cinleri de bana kulluk etsin diye yarattım diyor. Peygamber aleyhisselam bunları bildiği için sevinirken namaz kılar, üzülürken namaz kılar, istediği zaman namaz kılar, endişe ettiğini yaparlar. Peygamber aleyhisselam da işte yağmurun olmadığı dönemde istiska dediğimiz hadis kitaplarında babı olan bir ibadeti yapıyor. Medine'desiniz. Babu Selam'dan çıktınız. Pazarların olduğu bir alan var. En önde bir kubbeli. Osmanlı eseridir. Evet. Orasına Menaha bölgesinde Gamame Mescid derler. Orası musalladır Arapların birinde. Oraya gelir. İki rekat namaz kılar. Kametsi namazını kılar. Namazını kıldıktan sonra kıbleye yönelir ve duaya başlar. İşte bu istisna. Yağmur namazı budur. Yani her şey tedbirler alma değil. Her şeyi almışsın. Artık elinde çare yok. Tırnaklarını yiyip buralara mı gireceksin? Her şeyi veren Allah'a yönelip Allah'ım verdiğin imkanlarla tedbirimi aldım. Lütfetmez misin çağlayanın çağlasın diye dua edersin. Haydi biz de Peygamber Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi belki istisna namazı kılmayacağız ama onun yaptığı gibi unutulmuş olan akıntımızı bu uygulamamızı yerine getirmiş olalım. Salat-ı istiskada aslında şu vardır, sadakalar verir, şehrinin dışına çıkılır, hayvanlar getirilir, çocuklar getirilir, herkes, bütün büyükler, yaşlar, bütün topyekun herkes çıkar meydana. Eller kaldırır, hadi biz de kaldıralım. Hadi biz de kaldıralım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك التواب الرحيم ربنا sana hamd ederiz, sana şükür ederiz, sana iman ederiz, sana yöneliriz. Bize bunları öğreten peygamber, diğer bütün peygamberlere ederiz, selam ederiz. Yaptığımız ibadetlerimi bizi ibadetlerimizden kabul eyle. Çünkü sen duaları kabul edensin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa hu, el-hay kayyume ve tubi. Senden af diliyoruz ya Rabbi. Senden af diliyoruz ya Rabbi. Senden af diliyoruz ya. Sen daim diri olansın. Her şeyi evirip çeviren kudretin sahibi sensin. Senden başka ilah yoktur. Ellerimizi sana açtık. Yüreğimizi sana çevirdik. Alnımızı sana secdeye koyduk. Senden diliyoruz. Senden dileniyoruz. Dilediğini zelil eden Allah'ım.
Habibi Edibin, Muhammedunul Emin Mustafa aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de Bab-ı Rahmen'in olduğu yerde kendinden dua isteyenlerle beraber musallaya gidip namazda ellerini kaldırırken semada yaptığı şu duayla beraber Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme eskina, Allahümme gisna, Allahümme gisna, Allah gisna, ya Rabbi. İmtihanlar sendendir, haktır, iman ettik. Ama imtihanlarla sen işkence etmezsin, hikmetlerinle lütuflarda bulunursun. Ey Rabbimiz, şu anda içinde bulunduğumuz pandemi içerisinde zaten virüs ile imtihandayız. Baskılar içerisinde maddi olarak darlıktayız. Doğal imkanları içerisinde zorluklar yaşıyoruz. Lütfen ve keremen, rahmetini coştur, lütfunu yağdır. Semadan rahmet kapılarını, lütfunla yağmur ile topraklarımızı sula, barajlarımızı doldur. Sunun suyun olanıyla topraklarımızı yeşert ya Rabbi. Barajlarımızı doldur ya Rabbi. O suz topraklarımızı yeşerttiği gibi manevi olarak nurunla, lütfun rahmetinle gönlün çoraklaşan topraklarını da rahmetinle, hidayetinle sul ya Rabbi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Mescid-i Nebi'de mübarek gece teheccüd vakti yaptığı dua işiten sahabesi ne güzel dua ettin ya Resulallah. Dua edemeyiz dediğinde öğrettiği duayla senden istigase ediyor ve istiyoruz. Hazreti Ömer yağmur duasına çıkarken amcasını, Resulünün amcasını elinden tutmuş. Ya Rabbi, içimizde Resulünün amcası Abbas var. İş vesilesiyle tevessül ediyoruz demişti. Bizim şu anda yanımızda Resulü Aleyhisselam'ın ailesi de yok. Kendisi de zahiren değil ama dualarıyla tevessül ediyoruz. Diyordu ki, Allahümme inna nes'eluke min hayri ma se'eleke minhu nebiyyuke Muhammedun. Bir kimse şöyle dua ederse, Allah'ım, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın dünya ve ahiret namına senden istediği tüm hayırları, güzellikleri, bereketleri, başarıları, saadeti, yağmuru, bereketi, lütfu, hayrı istiyorum ihsan eyle. Ve ne'ûzu bike min şerri mese'âze minhu nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın dünya ve ahiret namına sana sığındığı tüm şerlerden, dertlerden, kederlerden, afetlerden, musibetlerden, depremlerden, yangınlardan, vebalardan, salgınlardan, kuraklıktan ve musibetlerden onun sığındığı gibi sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Ve entel müstean, sensin ancak kendisinden istenilen. Ve aleykel, bununla beraber sensin bir şeyi yerine getirmek kendisine en kolay olan. Ve la havle ve la kuvvete illa billah, güç kuvvet ancak senin takdirin nedir? Takdir et topraklarımız sulansın. Peygamberin dediği gibi kim dua yaparsa benim dualarım yapmış gibidir dediği dualarla sana sığınıyoruz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik olan Allah'ımız, Ya Zel Celali vel İkram. Amin, amin, Ya Mucibes Salihine ve Selamun Aleyhi Mürselim Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Resulallah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Habiballah. Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyide الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. İnşallah dualarımız kabul olur. Azından sonra ileride yağmur duası edilecek. O duaya da iştirak edelim lütfen. Hocam teşekkür ediyoruz. Tenezzül buyurdunuz, davet ettiniz. Ben size şükranlarımı arz ediyorum ve değerli sabırlı işlerinize. Cuma'dan mübarek olsun. Şimdi...